Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Günaydınlar, tünaydınlar. Ümran Tülemiş, Kartal Hasan Doğan Spor Tesisinde antrenör olarak görev yapmaktayım. Fitness antrenörü. Aynı zamanda stüdyo derslerine giriyorum, pilates gibi. Bugün de birlikte pilates yapacağız. Haftanın ilk gününe bütün kas gruplarımızı çalıştırarak başlayacağız. Umarım cuma gününe kadar daha tempolu devam edersiniz. Ufak tefek uyarılar yapayım ben. Gelmeye başladınız yavaş yavaş. Toplanmış oluyoruz bu süreçte. Havalar artık çok sıcak. Spor yapacağımız odayı muhakkak havalandırın. Ufak bir cam açın. Yanınızda bir tane havlunuz, suyunuz ve arkamda görmüş olduğunuz ince metiniz olabilir. Halınızın üstüne havlu serebilirsiniz. Ya da halının üstüne de uygulayabilirsiniz. Herhangi bir sağlık probleminiz varsa da uygulayabilirsiniz. 7'den 70'e herkesin yapabileceği egzersizler pilates. Sadece ameliyat derecesindeysek, hamilelik riskimiz varsa kesinlikle egzersizlerden uzak duruyoruz. Doktorumuza danışarak uygun eğitmen eşliğinde egzersizlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Gelmeye başladık yavaş yavaş. Ufak tefek hazırlayalım ve küçük küçük başlayalım. Hazırsak buyurun. Evet. Midemizin başına geçelim. Nefes alıp vermeye başlayalım. Kendimizi hazırlayalım yavaş yavaş. Yavaş yavaş gelmeye devam ediyor herkes. Birden başlamak istemiyorum. Omuz genişliğinde açtık bacaklarımızı. Yukarıya nefes alalım. İnerken nefes verelim. Yukarıya doğru uzuyorum. Parmak ucunda yükseliyorum. Ve tekrar aşağıdayım. Aldık nefes, aldık yukarıya yükseldik ve aşağıdayız. Devam ediyoruz. Al nefesini ve ver. Tekrar. Şimdi yukarıda kalalım. Uzayalım. Nefes alıp verelim. Karşıya bakıyoruz. Al nefesini ver. Çok hızlı, hararetli değil. Aşağıdayız. Natural. Normal nasıl nefes alıp veriyorsak aynı şekilde devam edeceğiz. Evet. Ayaklarımın omuz genişliği açısını bozmuyorum. Başımdan başlayarak omuzlarımdan yavaş yavaş aşağıya düşmeye başlayacağım. Hazırsak. Evet. İçeriye doğru başladık. Başımız, omuzlarımız. Yavaş yavaş aşağıya. Yere değmiyor olabiliriz. Ulaşmıyor olabiliriz. Bunun için diz kapaklarımı büküyorum. Avuç içlerimi yere değdiriyorum. Ve sonra yukarıya yavaş yavaş yükselmeye devam ediyorum. Evet. Tekrar ediyorum. Başım, omuzlarım ve içerideyim. Pilatesi yaparken hissederek yapmak lazım. Yani yaptığımız hareketi hangi kasımız çalışıyor, nereyi çalıştırıyoruz, nereye uzanıyoruz, bunu hissederek yapmak lazım. Düşünmeye çalışarak yapmak lazım. İnanın daha çok etkisi oluyor. Evet, içeriye. Çünkü her şey orada bitiyor. Yavaş. Evet, diz kapaklarımızı bükebiliriz. Eğer yere değmiyorsa avuçlar. Son kez uygulayacağız. Ve aşağıda kalacağız. Omuzlar içeriye. Aşağıya. Son çizgideyiz. Avuçları yere değdiriyoruz. Değmiyorsa diz kapakları büküyoruz. Başımız içeride. Nefes alıp veriyoruz. Serbest bırak kendini. Kafanı içeriye doğru çek. Nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Evet. Şimdi öne ellerimizle yürümeye başlıyoruz. Ve 1, 2, 3 ve 4. Şınav pozisyonuna geldik. Karşıya bakıyoruz. Nefes alıp veriyoruz. Tekrar al nefesini ver. Ve sağ diz kapağın, sol diz kapağın
Geriye stretch yapıyoruz. Parmak uçlarım öne doğru gitmeye çalışıyor. Kalçam topuklarıma oturuyor. Sırtım iyice uzayabildiği kadar uzuyor. Omurgamı iyice uzatıyorum. Nefes alıp veriyorum. Evet, tamamladıysak toparlanıyoruz. Evet, gelmeye başladınız mı? Yetiştiniz mi bize? Uzattık biraz. Nefes al, nefes verleri. Evet, hazırsak artık açılışı yapıyoruz. Ayaklarımızı uzun uzun uzattık. Ben önleri ortalayayım. Minder genişliğinde açıyorum. Nefesimi alacağım. Nefesimi verip tekrar geri geleceğim. Ayak parmak uçlarım bana doğru bakıyor. Gergin, topuğum dışarı işaret ediyor. Yanlardan nefes alıp ortaya uzanıp iyice kapanıp geri geleceğim. Hazırsak bir 5 tekrar, 6 tekrar uygulayalım. Aldık nefes, karın içeride ve evet ve 3. Ve 4. Ve 5. Önde kalalım. Kalalım. İçeriye doğru kafayı bastıralım. Ayak parmak uçları bize bakıyor. Çok zorluyorsa diz kapakları biraz kaldırabilirim. Ve yavaş yavaş toparlan. En son başını. Omuzların. Evet. Ayaklarımızı topladık. Birleştirdik. Elimde bir top varmış gibi düşünün. Herhangi bir yastık da olabilir. Tutuyorum sadece. Nefes alacağım. Sağ tarafa doğru gelip dönüş yapacağım. Aynı şekilde sol. Kolumla aşağıdan yukarıya doğru dönüş yapıyorum. Bu dönüşü yaparken omuzum dönüyor. Göğsüm dönüş yapıyor. Tekrar gösterecek olursam ayaklarım sabit. Pelvik tilt yapıyordum. Kuyruk sokumuna oturup geriye gideceğim. Unutmuyorum. Geriye. Nefes aldım, verdim ve geri geldim. Hazırsak. Önce pelvik tilti hatırlayalım. Kuyruk sokumuna oturup geri geliyorduk. Bir 5 tekrar. Kuyruk sokumuna oturdum ve geri geldim. Bunu yaparken göğsüm dik. Karşıya bakıyor. İçeriye C olmuyorum asla. Son tekrar. Geride kal. Burada. Kuyruk sokumundasın. Göğsünü dışarıya çıkar. Karşıya bak. Nefes al, ver ve geri gel. Kuyruk sokumu yani tilt pozisyonunu, pelvik tilti hatırladık. Avuçlarım birbirine bakıyor. Top tutuyormuşum gibi. Nefes aldım ve 1. Ben nefesi ver. Kolumu takip ediyorum başımla. 2. Al. Evet, çek ve geri gel. 3. Kolumu takip ediyorum. Ve geri geliyorum. 4. Evet. Ve 5. Nefesi vermeyi sakın unutma. 6. Kolunu takip et. Ve 7. Ve 8. 9. Evet. 10. İçeriye. Evet ve devam.
nefesini al, ver ve yukarıya. Şimdi diğer taraf. Kal burada, karşıya bak, al nefesini, ver ve hop. Evet, uzat ayakları, bırak kendini. Yoğun bir egzersizle başladık. Aslında yoğun demeyelim de biraz fazla dikkat etmemiz gereken, özen göstermemiz gereken hareketlerden biriydi. Elimizi başımızı çok fazla kullandık. Biraz rahatlayalım. Ayaklarımızı kendimize doğru çekiyoruz. Başımızı içeriye doğru kapatıyoruz. C, iyice. Tahmin ettiğiniz gibi omurgamızın üstünde yuvarlanacağız. Geriye gidip geliyoruz. Hazırsak. Başımı diz kapaklarımdan hiç ayırmıyorum. Devam edin yapmaya. Ben kuralları anlatırken siz uygulamaya devam edin. Başımı diz kapaklarımdan hiç ayırmıyorum. Omurgam hep C şeklinde. Geriye giderken tavana hiç bakmamaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca kapanıyorum. İlk aşamada kalkamayabilirsiniz. Devam edin. Düzenli yaptığınız sürece daha sonra kalkmaya başlayacaksınız. Evet. Yapabiliyor muyuz acaba? Son iki tane. Ve son kez. Ve kaldık. Evet. Ayaklarımızı minder genişliğinden büyük açıyoruz. Yani minderin dışında ayaklarım. İki omuz genişliğim kadar. Kendi omuz genişliğim kadar. Kollarımı açtım yanlara. Karşıya bakıyor. Nefes alacağım. Bir dönüş yapıp sol ayağımı sağ kolumla uzanıp geri geleceğim. Ortaya nefes aldım, merkez noktam. Nefes aldım. Bir dönüş yaptım. Çapraza uzadım. Arkadaki koluma bakıyorum. Yükseldim. Ortaya geldim. Beraber yapalım. İçeri çektik karnı. Aldık nefesimizi ve kolları sol tarafa doğru. Ve bir dönüş yaptık. Uzadık. Ve geri geldik. İki. Evet. Ve üç. Ve dört. Evet. Beş. Nefesi unutma. Ver. Ve yüksel. Altı. Evet. Yedi. Ve sekiz. Kalıyoruz. Kal burada. Dışarıdaki koluna bakmaya çalış. Gövdeyi iyice yatırmaya çalış diz kapağına. Al nefesini, ver. Aldık. Dönüş yaptık. Diğer taraftayız. Al nefesini, ver. Son kez. Yukarıda. Dönüşünü yap. Ve bırak. Hazır mıyız? En sevdiğimiz moda geçiyoruz. Hadi tahmin edin. Tabii ki yatıyoruz geriye doğru. Evet. Yavaş yavaş korumalı bir şekilde kendi belimi koruyarak yere uzandım. Hemen pelvic tilti yapalım. Ver boşluğumuzu, aç kapa şeklini hemen bir hatırlayalım. Öncelikle kontrol edelim şu anki durumu. Ver boşluğumuz var. Olmayabilir. Artık öğrendik çünkü. Elleri pelvic iki uç noktasına, leğen kemiğimizin iki uç noktasına yerleştiriyoruz. Bel boşluğu yaratıyoruz minderde. Şöyle elimi görebiliyorsunuz. Evet, sonra o bel boşluğunu kapatıyoruz. Aç, kapat. Bel boşluğunu her kapadığında karnımız otomatik olarak içeriye çekiliyor. Fark ettiniz mi? Evet. Her içeriye çektiğimizde, her kapattığımızda nefesi verelim.
Ver nefesini, ver boşluğu yaparken al, ver. Ver boşluğu yaparken al, ver. Başka hiçbir yerim hareket etmiyor. Kalçam yerden kalkmıyor yukarıya kesinlikle. Sadece ver boşluğu yapıyorum ve kapatıyorum. Şimdi ver boşluğu için tekrar elimizi bir yerleştirelim. Boşluğumuz var ve kapattık. Şu an elimizi yerleştirdiğimizde ver boşluğumuz yok. Süper. Sırt üstü yaptığım her egzersizde bu pozisyonu korumak zorundayım. Bel sağlığım çok önemli. Bu yüzden herkes pilatesi uygulayabilir diyoruz. Ama kurallar çerçevesinde. Bunlara dikkat ederek. Hazırsak. Sağ ayağımı yukarı ve sol ayağımı yukarı. Bel boşluğum yok. Olmaması için mücadele ediyorum. Ayak parmak uçlarım uzun. Dizlerimin arasında boşluk yok. Ellerimi başımın arkasına sadece yerleştiriyorum. Sadece dokunuyorum kulaklarımın arkasına. Nefes alıp nefes vereceğim. Hazır mıyız? Ve 10 tekrar için. 1. Her yükseldiğinde ver nefesi. 2. Ve 3. 4. 5. Karnın içeride sıkı. Kollarını kapatma. 6. Topukların düşmesi. 7. Ve 8. Hazır mıyız? Yukarıda kalacağız. Ve 10. Burada kal. Ellerini diz kapaklarının arkasına yerleştir. Biraz daha yukarıya doğru çekiyoruz kendimizi. Nefes alıp veriyoruz. Al. Ver. Al. Ver. Ayaklar yukarıda. Yere yatmak yok. Bitti. Artık daha sağlam devam ediyoruz. Biraz daha ilerliyoruz. Ayak parmak uçlarını kendimize çektik. Boyun problemimiz varsa yatırarak devam edebiliriz. Ellerimiz yanlarda. Sağ sola. Sağ sol bacağımı öne geriye hareket ettirmeye başlıyorum. Uygulamaya başladık. Al nefesini ver. İçeride karın sıkı. 1, 2, 3, 4 ritmiyle. Boynum çok ağrıdıysa indirerek devam edebilirsin. Ama çok iyiysek yukarıda kalabiliriz. 3, 2, 1. 3, 2, 1 ve son 2, 1. Birleştir. Başını yere. Sağ ve sol. Evet. Uzat ayaklarını. Kollarını çift yönlü uzat. Al nefesini ver. Ayak bileklerinden ve el bileklerinden yukarıya doğru çekiliyormuş gibi zıt yönlü. Uzamaya çalış. Omurgayı uzat, uzat. Al nefesini ver. Ve rahatla. Evet. Hemen iki hareketle başladık birbirine bağlayarak. Aynı şekilde devam edeceğiz. Diz kapaklarım bükülü. Bel boşluğumu koruyorum. Avuçlarımın iç kısmını diz kapaklarıma yerleştiriyorum. Parmaklarım düşmüyor. Dik. Ayak parmak uçlarım uzun. Başımı yerden kaldırmadan çapraz kol, çapraz bacak çalışıyorum. Önce sol ayağım iniyor. Sonra kolum eşlik ediyor. Tekrar gösteriyorum. Sağ kolum iniyor. Sol bacağım. Sonra diğer taraf. Anlaştık. Çapraz kol, çapraz bacak. Aldık nefes. Ve 1. 2. 3. Bel boşluğunu koru. 4. Her uzattığında bacağı kolu nefesi ver. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Kal. Al nefesini ver. Uzun bacak, uzun kol. Havadaki topuğum düşmüyor.
Değiştirdik. Al nefesini ver. Al nefesini ver. Çek göğsüne diz kapaklarını. Rahatla, nefes al ver. Evet, al nefesini ver. Diz kapakları göğsümüze doğru çektik. Başımızı yukarıya kaldırdık. Ayaklarımızı karşıya uzatıyoruz. Kollarımızı kulaklarımızın yanına yukarıya. Yani verdik nefesi, geri geldik. Zorlayabilir hareket olarak. Ama vücudumuzun herhangi bir noktasına zarar veremez. Doğru, düzenli ve kurallı şekilde yaptığınız sürece, kendinize güvenmiyorsanız bu hareket sizin dinlenme aranız olsun. Bu hareketle izleyin veya dinlenin. Sonraki harekette devam edin. Hazırsak 8 tekrar ve yukarıdayız. 1 2 3 ve 4 ver nefesi. Her uzattığında 5. Ayakları indirme. 6. 2 tekrar kaldı. 7. Ve 8. Kalalım mı? Kalmayalım. Geri gelelim. Nefes alıp verelim. Başımız yere. Ayaklarımız yere. Rahatla. Su içebilirsiniz. Mola verebilirsiniz. Ben hareketi anlatırken siz o arada dinlenin muhakkak. Her hareket anlatımında uygulamadan izleyin ve dinlenin. O arayı muhakkak değerlendirin. Evet, hazır mıyız? Şimdi sağ ayağım yukarıda, sol ayağım yerde, topuğum yere doğru. Sadece hafif diz kapağımı kaldırıyorum. Sol ayağım, yerdeki ayağım. Diğer ayağım gergin. Olabildiğince gergin tutmaya çalışıyorum. Olmuyorsa diz kapağımı biraz bükebilirim. Ayak parmak ucum uzun, tavanı işaret ediyor. Ellerim yanlarda. Başımı yukarıya kaldırmam gerekiyor. Çok zorlanırsak kolunuzla destek verebilirsiniz ellerinizle. Başınızı tutabilirsiniz. Ama desteksiz olursa tabii ki daha iyi. Şimdi topuğum yere, yana ve tekrar bana geliyor. Bir kere daha gösteriyorum. Aşağıya, yana ve yukarıya. Merkez noktama geri geliyorum. Bunu yaparken pelvim sağa sola hareket etmiyor. Tekrar gösterecek olursam gergin, yana, yukarıya. Hazır mıyız? Yerdeki bacağımıza çok iyi hakim olmamız gerekiyor. Hareket etmiyor. Pelvim hareket etmiyor. Hazırsak aldık nefes. Gergin. Yukarıda çok zorlanırsak destek verebiliriz. Ve 10 tekrar. 1 2 Evet. 3 Yerde devam edebilirsiniz. Zorlayabilir. 4 Başına destek verebilirsin. 5 Evet. 6 Durmadan yapılıyor. 7 Ve 8 2 tekrar. 9 Ve 10 Çek. Kal yukarıda. Bıraktık. Rahatla. Kalçayı hemen serbest bıraktık. Ve rahatladık. Nefes alıp veriyoruz. Aslında sanki yerde sıkıca tutmaya çalıştığınız bacak çalışmış gibi, değil mi? Bir de bunun tam tersi var. Ama çok yoğun olur diye şu an uygulamıyoruz. Diğer bacağımıza geçtik. Yukarıda aldık nefes ve 1 ve 2 ve 3 4 indirebilirsiniz başınızı. 5 Evet. 6
ve 7, 8, ver nefesini, 9 ve 10, çek, yukarıda indiriyoruz, uzat, rahatla, ver nefesini, ver. Evet, çektik ayaklarımızı, rahatladık. Şimdi yavaş yavaş kalçayı yerden kaldırmaya başlayacağım. Ben hareketi gösterirken dinleniyordunuz. Yukarıya kaldırmaya başlıyorum. Kalçamı yukarıya kaldırdım. Bomboş, omuzlarıma kadar yükseldim. Evet, şimdi yavaşça topuklarımı, ayak tabanlarımı birleştirmeye çalışıyorum. Ayak tabanlarımı birleştirdiğimde bacaklarımın arası açılıyor. Kalçam hafif yere yakın, yukarıda sıkı. Ayak tabanlarımın arasının hiç açılmaması lazım. Birleştirdik. Yavaşça yukarıya eşlik edebilirseniz, hazırsanız. Ve 12 tekrar için. Ve 1, sıktık kalçayı. 2, bacaklar sabit. 3, aç kapa yapmıyor. 4 ve 5, 6, 7, sık karnını, ver nefesi, 8, 9, 10, 2 tekrar, 1, kal yukarıda, 2, kal. Hiçbir şekilde kalçayı yere yaklaştırmıyorum. Ayak tabanlarım birleşik, bacaklarımı açıp kapatmaya çalışıyorum. 1, 2, ayak tabanlarını ayırma, 3, yani gidebildiği kadar, 4, 5, yakınlaşabildiği kadar, 6, 7, kalçayı sabit tutmaya çalış, 9, 10, 2 tekrar, 1, sık bekle, 2, sık kalçanı, bacaklarını birleştirmeye çalış, çok görevin var, ayak tabanlarını birleştir, nefes al, ver. Ve bıraktık. Yavaşça kalça yere. Ayakları uzat. İç bacaklar. Hamstring de devreye giriyor, arka bacak kaslarımız. Nefes aldık. Verdik. Evet. Odanızı, spor yaptığınız odanızı muhakkak havalandırın. Muhakkak oksijen girsin oraya. Ve ara ara dinlenin, su verin. Su için, su molası verin. Nefes alıp verin. Ben diğer hareketi gösterirken siz dinlenin. Ayaklarımı minder genişliğinde açıyorum. Ellerim yanlarda. Avuç içim yere bakıyor. Nefes alacağım. Cansız yatıyorum. Öyle düşünün. Ve komut geldiğinde birden yükseleceğim. Tekrar yatıyorum. Komut geldiğinde birden yükseleceğim. Yatıyorum. Belki çok iyi pozisyonda olabilirsiniz antrenman olarak. Tamamen yükselip de yatabilirsiniz. Yeni başlıyoruz biz, öyle düşünelim. Bu hareket için yeni başlıyoruz. Hazırsak bir 8 tekrar aldık nefes ve 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yerdeyiz. Biraz olsun uyarılar gönderdik bütün kas gruplarımıza. Çakı pozisyonu olarak biliniyor aslında. En baş pozisyona gelmeye çalışacağız ilerleyen dönemde. Şimdi aynı pozisyondayım. Bu sefer yukarıda kalacağım. Yükselip bekleyip öyle düşeceğiz. 5 saniye kadar sayacağım orada. Hazırsak aldık nefes. 1, 2, 3, 4, 5.
Güzel. Süre uzayacak. 6 saniye olacak. Ve 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Güzel. Yapıyoruz. Ve 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diğerdeyiz. Son kez. Ve 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yerdeyiz. Hissettik mi karnı? Evet, hissettiysek hemen şöyle kollar yana, ayaklar yana, çapraza doğru nefesini al ver ve diğer tarafa al nefesini ver. Üstteki diz kapaklarınla yere baskı uygula. Çapraz yöne doğru. Ve geldik. Evet, yan dönüyoruz. Sağ ya da sol tarafınız üstte kalacak şekilde yan dönüyoruz. Tamamen koltuk altın yerde. Sizin için ayarlamaya çalışıyorum ve yatıyorum. Alttaki ayağımı büküyorum. Üstteki ayağımı da büküyorum. Üst üste yerleştiriyorum. Topuklarım kalçama yakın değil. Mümkün olduğunca L şeklini almaya çalışacağım. Belden aşağısıyla baktığım zaman. Ayak parmak uçlarım, ayak tabanı, tabanım, topuğum dışarıda, parmak ucum bana bakıyor. Uzun değil. İkisi de bu pozisyonu almış durumda. Üstteki kolum yerde. Şimdi başım yerde. Hareket ettirmiyorum. Üstteki ayağımı açtım ve yukarıya. Artık aşağıdaki diz kapağıma temas etmiyor. Yukarıya, aşağıya. Hazır mıyız? 12 tekrar ve 1, 2, ver nefesi 3, çek karnı 4 ve 5, 6, 7, sık kalçayı 8, 9, 10, 2 tekrar, 1 ve yukarıdayız 2, 12, diz kapağından aşağısını hareket ettiriyorum, 1, geri geliyorum, 2, evet, 3, 8 tekrar, 4, yanıyoruz, 5 ve 6, 2 tekrar, 7 ve 8. Çek, başlangıç pozisyonuna dön ve yüzüstü. Evet, çok pardon. Ayaklarımızı minder genişliğinde açtık. Ellerimizi minderin dışına yerleştirdik. Nefes alacağım. Dirseklerim tamamen kilit pozisyonunu almayacak şekilde yerden yükseleceğim. Dirseklerim bu pozisyona gelmeyecek. Biraz bükülü olacak. Kilitlemek yok. Hazırsak 10 tekrar. Ayaklarım hareket etmiyor. Yanlarda avuçlarım ve 1. Karşıya bakıyorum ve geri geliyorum. 2. Evet, dirseklerimi kilitlemiyordum. 3. Ama tamamen de bükülü kalmıyor. 4. Nefesini ver. 5. Evet. 6. Evet. 7. Ver nefesini. Ve 8. Yukarıda kalacağız. Son tekrar. Kaldık yukarıda. Dirseklerim kilitli değil. Karşıya bakıyorum. Tamamen kilitlemiyorum. Nefes alıp veriyorum.
Dirseklerim kilitli olmadığı için omuz ve sırt kaslarım, karın kasım zaten devrede, daha fazla devreye giriyor. Orada kalabilmem için bana daha çok yardımcı oluyor. Şimdi kalçamı da sıkıyorum. İnanılmaz fark ediyor. Deneyin. Kalçayı serbest bıraktık ve kalçayı sıktık. Beldeki kuvvet oranı azalıyor tabii ki. Sıktık ve gevşek bıraktık. Sıktık kalçamızı, iğne yermiş gibi. Sıktık kalçamızı, son kez. Sık bekle, nefes al ver, bırak kalçayı. Dirsekler kilitli değil. Yavaş yavaş, kademeli olarak düşüyoruz. Evet, aşağıdayız. Ve yüzüstü. Al nefesini, ver. Rahatla. Suyunu içebilirsin istersen. Ellerin yanlarda. Yüzün yere doğru. Yanda koyabilirsiniz yüzünüzü. Ben size sesimi duyurmak için yan döneceğim. Sağ ve sol ayağımı devreye sokacağım. Bir sağ, bir sol. Bunu yaparken, bu hareketi yaparken yerdeki diz kapağından destek almıyorum. Yapabildiğim kadar kendi kuvvetimle, kalça kuvvetimle ve karın kuvvetimle yükseltmeye çalışıyorum. Hazırsak sadece sağ bacağımı çalıştıracağım. 10 tekrar, daha sonra sola geçeceğim. Aldık nefes. 1 2 3 4 Yerdeki bacaktan destek alma. 5 6 ve 7 8 Sık karnını, sık kalçanı. 9 Yukarıda kal. Kal yukarıda. Eğer çok iyi kaldırıyorsan diz kapağından destek alıyor olabilirsin. Çok basit geliyorsa. Tut yukarıda, bırak. Hiç ara vermeden. 1 Sol taraf. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve kal yukarıda. 10 Kal yukarıda, al nefesini. Sık kalçayı, yukarıdaki kalçayı da sık. Nefes al ver. Bıraktık. Ve geriye stretch yapıyoruz. Rahatladık. Ve diğer yan tarafımıza dönüyoruz. Aslında hareketler çok basit gibi görünebilir. Ama ufak tefek detaylarla, noktalarla inanın o kadar zor hale geliyor ki. Ama önemli olan o detaylara dikkat etmek. Evet, iki ayağımı birden büküyordum. Ayak parmak ucu bana bakıyordu. Parmak ucum uzun değil, bana bakıyor. İkisi de üst üste. L pozisyonunu bulmaya çalışıyorum belden aşağısı için. Kolumu uzattım. Üstteki kolum denge. Karnım içeride sıkı. Pozisyonumu aldım ve yukarıya başlayacağım. 12 tekrar. 1 Yere değmiyor artık. 2 3 4 Ver nefesini. 5 6 7 8 9 10 2 tekrar. 1 Kalıyoruz. 2 Buradayız şimdi. Diz kapağımızdan aşağısı hareket ediyor. 1 Geri geliyorum. Topuk hala dışarıda. 2 Geri geliyorum. 3 Bir ara müziğimiz vardı değil mi? 4 Tanım bir problem oldu. 5 Evet. 6 Kısık karnını çek içeriye. 7 Ve 8 Kaldık. 8
tekrardı. Çektik. Ve bıraktık. İyisiniz? Evet. Yüzüstü. Herhalde hareket unutmadık ha. Yüzüstü yaptık. Ayaklarımın arası biraz açık. Çok hafif açıyorum. Minder genişliği kadar değil. Avuçlarım birbirine bakıyor. İzliyorsunuz muhakkak. Önce üst tarafım kalkacak. Sonra ayaklarım. Yukarı. Yukarı. Bunu yaparken biraz seriye bağlayacağız. Yukarı. 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 Biri yatıp biri kalkacak. Hacı yatmaz gibi. Ama yeni başlıyorsak, yeni katıldıysak yavaş yavaş uygulayacağız. Aldık nefes ve bir. Yükseldik. Ayaklar. Eller. Ayaklar. Üç. Dört. Beş. Altı. Ve yedi. Haydi uygulayalım. Nefes alıp verelim. 2 ve son. Bıraktık. Ups, yerdeyiz. Geriye stretch. Rahatla. Tabii bu kadar kısa sürmüyor. Ama biz yavaş yavaş uyguluyoruz, yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu yüzden adım adım gidiyoruz. Evet. Bank pozisyonuna gelelim. Terledik mi biraz? Suyumuzu içebiliriz, dinlenebiliriz. Ben bank pozisyonundaki egzersizi anlatırken uygulayabilirsiniz molanızı. Şimdi bank pozisyonundayım. Yavaş yavaş egzersiz kısmına geçiyoruz. Sağ disk konuşabilirsem değil mi? Sağ kolumu büküyorum. Yere indiriyorum. Sol ayağımı yukarıya kaldırıyorum. Geri geliyorum. Yukarıya kaldırıyorum. Tam tersi kolu gösterecek olursam. Dirsek yerde. Diğer kol yerde. Dirseğim tamamen kilitli değil. Ayağımı yukarıya uzatıp geri geliyorum. Bu egzersizi yaparken, ayağımı yukarıya uzatırken yerde olan bacağımın üstüne doğru açı vermiyorum. Dönüş yapmıyorum. Şimdi ben sol tarafla başlayayım. Sol kolumu yere indiriyorum. Sağ kolum yanda. Evet, bir omuz yukarıda, bir omuz aşağıda. Hafif dönüş var. Size doğru dönüş yapıyorum. Fark ettik mi? Yere bakmıyorum. Ve ayağımı devreye sokuyorum. Yukarıya. Bir. Parmak ucum uzun. İki. Evet. Dirseğim bükülü. Üç. Kilitlemiyorum dirseği. Dört. Beş. Evet. Altı. Nefes ver. Yedi. Sekiz. Ve dokuz. Son tekrar. Kaldık 10. Yukarıya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dinlenmek yok. Hemen kol değiştirdik. Aldık nefes. Ve 1, 2 ve 3, 4. Nefesini kontrol et. 5, 6, 7 ve 8, 9. Bükülü olan kol da çalışıyor. 10. Yukarıdayız. Hazır mıyız? Sıkıştırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bıraktık. Ve geriye stretch.
Trisepslerini de hissettik mi acaba? Arka kol kaslarımız da çalıştı. Çünkü dirseği tamamen kilitlemedik. Oraya da kuvvet bindirdik. Evet. Nasıl hissediyoruz kendimizi acaba? İyi miyiz? Umarım iyisinizdir. Şimdi yavaş yukarı kalkacağız. Bank pozisyonundayız. Ayak parmak uçlarımızı düzelttik. Kalçayı yukarıya doğru kaldırdık. Başımızı içeriye çektik. Topuklar yukarıda. Yukarıda. Al nefesini ver. Sizlerle bu 45-50 dakika nasıl geçiyor hiç anlamıyorum gerçekten. Topuklar yere. Başımız içeriye. Yavaş yavaş. Nasıl bitiyor bu ders? Ne çabuk bitiyor canlı yayınımız. Al nefesini ver. Su gibi akıp gidiyor dedikleri olsa gerek. Başımız içeride. Yavaş yavaş. Elleri serbest bırak. Yavaş yavaş. Diz kapaklarını bük. Ve gövdeni diz kapaklarının üstüne yerleştir. Yerleştir. Yavaşla. Rahatla. Vücudun en rahat ettiği pozisyonlardan biri. Dik. Gergin değil. Tamamen bükülü. Ve yukarıya doğru yükseliyoruz. Serbest. Ver nefesini. Rahatla. Omuzlar ve boyun. Bak karşıya. Evet. Umarım benim kadar keyif... Umarım benim kadar keyif aldınız canlı yayından, dersten. Umarım sevdiniz. Eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Spor İstanbul ailesi olarak hafta içi her sabah canlı yayında 11'de karşınızda olmaya devam edeceğiz. Online en büyük testlerimizden, üye katılımlarımızdan biri diyeyim. Çok severek yapıyoruz. Sizinle bu dersleri devam ettirmek gerçekten çok güzel. Heyecanla hazırlanıyoruz her sabah. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.